Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Daha önceden de birkaç tanıtım yapmıştım. Bugün aracıma taktırmış olduğum Brothers Camp'in açılma şeklini ve Brothers Camp'i tanıtmak istiyorum. Böyle alalım. Öncelikle emniyet klipsleri var. Bunları çıkartıyoruz. Aracımız 98 2.5 V6. Sonrasında anahtarla klipslerini açıyoruz. Kaldırıyoruz. Bunu tekrardan kilitliyoruz. Çünkü rüzgarlı havalarda çadır açık olduğu zaman bunlar ses yapıyor arkadaşlar. Açtık. Klipsi çıkarttık ve yukarıya tekrar kilitledik. Bu çok önemli detay. Bunu açık unutursanız gece çok ses yapar. Rahatsız olabilirsiniz. Şimdi hepsini açtık. Elimizle tek hamle çadırımızı yukarı doğru tekliyoruz. Biraz eğimli olduğu için araba bu tarafa doğru. Gelelim. Burada bir lastik ipimiz var. Bunu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bu sallanmaması için dikiz aynasına sabitliyoruz. Çadırımızı açtık. Bu ipimizle bu tarafa atıyoruz. Ben daha önceden yastık ve kumaş takımını içeride bir hurcunun içinde tutuyordum. Fakat merdiven kapattığımız zaman merdivenin kenarı var. Oralara 3 yastık, işte bir çarşaf, bir nevresim veya battaniye sığıyor. Şimdi onları indireceğim. Bu birinci yastığımız, ikinci yastığımız, üçüncü yastığımız, bu da çarşafımız. Bunları buraya koyduk. Merdiven kılıfımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyoruz. Merdivenimize az bir şey çekiyoruz. Şuradan bir elimiz. Şuradan da tutuyoruz. Yavaş bir şekilde. Önemli olan bu plakanın şuradaki plakaya oturması. Oturduktan sonra hafifçe yukarıdan aşağı merdivenimizi açıyoruz. Açtıktan sonra merdivenimizin ayağını hafif oynatarak kaymasını engelliyoruz. Şimdi çadırımızın kısmen kurulumu tamamlandı. Kaydı bu taraftan alalım istersen. Bununla bir işimiz yok. Atıyoruz o tarafa. Çubuklarımız var. Bunu buraya geçiriyoruz. Tek hamlede. Bu çubuğumuzu da geçirdik. Bunun da klipsini geçirmiş olduk. Şimdi bunları ben şu an aşağıya atıyorum. Yatağa sermek için. Burada ikinci bir merdiven şeyimiz var. Şöyle alayım. Yataklar normalde böyle üst üste duruyor kapalı vaziyetteyken. Burada yine bir çarşafım var. Bunu getiriyoruz arkadaşlar. Buraya sabitledik. Kurulumumuz bitti. Normalde bu benim 1-2 dakikamı alıyor. Kayıt için detaylı anlatayım diye biraz uzun sürdü. Şimdi benim biraz önce çıkartmış olduğum lastikli bir çarşafım var. Onu serdiğim zaman ve bu yatakların kenarlarına geçirdiğim zaman herhangi bir bozulma yapmıyor. Şunu tekrar alalım. Ondan sonra Mesela gelin arkadaşlar, şurayı göstereceğim. Şimdi sinekliğimiz açık diyelim. Bunun da sallanmasını istemiyorsak bunu böyle kıvırıyoruz. Kıvırdık, kıvırdık. Burada çıt çıtı var. Brothers her şeyi düşünmüş. Sallanmıyor. Girer çıkarken sizi rahatsız etmez. Yazın burada bir havalandırma alanı var. Gördüğünüz gibi ucunda bir lastik var. Burada kancası var. Bunu açık bırakabilirsiniz. Kapalı da bırakabilirsiniz. Ama çadırı kapatırken bunu kesinlikle kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir tane de burada var. Gördüğünüz gibi çadırımızın kurulumu tamamlandı. Yastıklarımızı, çarşafımızı serip kendinizi doğaya, kumsala atabilirsiniz. Daha önceden ben çok çadır araştırdım. Ülkemizde bir sürü çadır yapan firmalar var. Hepsi de kendi alanında gerçekten çok başarılı, çok kaliteli firmalar. Hepsini de buradan selamlarımı iletiyorum. Neden Brothers? Ben daha önceden motokaravan, çekme karavan deneyimim oldu, sahibi oldum. Allah'a çok şükür. Allah sizlere nasip etsin. Aslında kamp işinin piri motokaravan, offroad motokaravan. Fakat onun için şu anda zamanımız yok ve bütçemizi de aşıyor. Biz bir yerde fazla konaklamayı çok sevmiyoruz. Pratik bir organizasyon seçelim diye Brothers'ı seçtik. Gittiğimiz her yerde, müsait olan bir yerde, doğa olur, yol kenarı olur, tesis olur, kurulumunu yapıp hemen açıp yatabiliyorsunuz. Pratik olması nedeniyle ve konsepti çok güzel. Ben mesela Akdeniz'de birkaç yerde, Ege'de kamp yaptım. Bütün gören turistler beautiful, beautiful, beautiful diyor. Başka da bir şey demiyor. Şiddetle öneririm. Bu tarz arazi araçlarına daha şık oluyor. İnek arabalara da takılan var. Bunun birkaç tane modeli var. Asansör modeli direkt kabuğun katlı 2 kişilik. Bu 4 kişilik bir çadır. 2 yetişkin, 2 çocuk rahatlıkla yatabilir. 2 yetişkin, 2 çocuk da yatabilir. Fakat biraz sıkışabilirsiniz. Yine şöyle etrafından bir gösterelim. Gördüğünüz gibi çadırımızın burasında da sineklikler sabit. İçerisinde yine fermuarlı kapama yeri var. Çadırımı çok şiddetli yağmurda deneyim etme şansım oldu. İyi ki de denemişim. Çadır kesinlikle su almıyor. Su almıyor. Yani yaşamış olduğum yağmur çok şiddetliydi. Hatta abartmıyorum, şuradan oluk gibi su akıyordu. Sadece çadırın üst çarşafı, bezi ıslanıyor biraz. Ondan sonra yağmur durduktan sonra yarım saat, 40 dakika durduktan sonra, havalandırdıktan sonra çarşafla kurma yapıyor. Herhangi bir sorun yok. Gönül rahatlığı da alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Şimdi aracın tanıtım videosuna geçeceğim. Takipçilerden çok mesaj geliyor. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.